Cenk Turan'la Emre Kula. Mehmet Demir'le. Biz Kes. Selam. Sorular. Sorular. Sorusu. Kimden başlıyor? Senden başlasın. Sesli okuyacağım soracağım. Kes olarak bir proje yapsanız, dahil etmek istediğiniz müzisyenler kimler olabilir? Yerli yabancı, canlı cansız. Wow, iyi olur. Kim olur? Ne barış? Jimmy ile bir tane yapılır. Hayır, olmayacak şey. Jimmy ile. O ne, ona güzel olur. Davulcu söylesek ayıp olur mu? Olmaz. Newport olur da herhalde ya. Türk. Adamlar Türk. Zaten tarih söylesek ayıp olur mu? Cim dedim zaten de o da. Cem'le çalardık herhalde değil mi? Evet, çok güzel. Necrosi Cem. Cem'e var oldu. Zaten öyle bir şey yapalım ya. Yani. Evet, öyle bir planımız da var. Albümü o kadar yerim hadi. Bir de bassı söyle o zaman. Bassı söyleyeyim, Cliff Burton olur ya. Ölülerden gitti. Tabii tabii. Eyvallah. O zaman ben bakayım. Sizin için yorumlar hep cayır cayır çalıyorlar. Üzerinden gidiyor. Sizce kimler cayır cayır çalıyor? Vay. Güzel sorular. Cayır cayır. Metallica değil. Valla cayır cayır çalan. İşte kim var ya cayır cayır çalan? Necropi'dir ya. Necropi'dir bu ara Kök'le beraber çalıyor. Evet, Kök değil. Cayır cayır çalarlar. Kurban da güzel çalar. Gavurlardan da Meşuga iyi çalar. Meşuga cayır cayır çalar. Çalar. Evet. Meşuga. Nokta koyar yani. Şimdi ben iki tane en iyi sorular size gelmiş ha. Bütünü olan bir albüm yoksa tek tek çalınmış şarkılar mı daha çekici diye bir soru. İki soru gibi bu. Ama ya tek tek çalınan şarkılar aslında bir bütünlüğü oluşturuyor gibisinden. Bizim müzik için. Evet yani o... Bir şey diyebiliriz öyle. Ama yani bu çok hani göreceli. Konsept yani, albüm gibi algılıyorsan soruyu yani konsept albüm yapan ya mesela sanatçılar var ama hani biz şöyle bir şey düşünmedik yani erkenlerimizi yapmamız. Yani, bütünlük önemli tabii de konsept manasına gelmiyor tabii. Evet. İşte o fikirlere kapıldık yaparken hani böyle konsept albüm olsun diye ama bu şekilde onu yapmadan da bir bütünlüğü evet, yani bizim sağlamaya çalıştık yani. Bizim müzik için hani tek tek yaptığımız şarkılar zaten zamanla birbirine yakınlaşmaya başlıyor. Hani en son en son albüm dedim ben sanki. Üçüncü albümmüş gibi. En son şarkı Nevruz'u mu en son yapmıştık? En son oydu. V'yi yadım. Evet yani V materyal olarak biraz daha eski bir şeydi. Nevruz'u hatta ya bunu ikinci albüm için mi düşünsek dedik evet, ama yani şarkıyı çala çala o diğer bütünlüğe de yakınlaştı. Dolayısıyla her ekip için geçerli bu. Eğer solo bir iş yapmıyorsa tabii ki bütünlüğü olan. Çalışırken şarkıları dediğim gibi hakikaten birbirine yaklaştı. Ama bilinçli bir şekilde değil. Zaten kendin oluyor. Bir amaç uğruna çalıştığın zaman. Yani sound aslında onu evet, bir bütünlüğe oturtuyor. Aynen. Yani hani bestelerden bahsediyorsun. Ya biz onu daha önceki röportajlarda da bahsetmiştik. Bizim albümde zaten sound da, parçalar da, kapak da, görseller de falan kendiliğinden bir bütün oluşturdu zaten. Evet. O da şanslıyız yani. Evet aslında kapak da şarkı gibi. Şakir ile Zeynep Kış bize size böyle bir şey yaptık diye kapağa gittiklerinde bizim aklımızda çok farklı şeyler vardı ama onu görünce o da bir hani grubun ve müziğin bir parçası oldu. Evet, tıpkı aynen, şarkılar gibi. Bir de başından beri projenin içinde olan insanlar zaten aynı stüdyoda çalışıyorduk falan. Biliyorlardı bizim nasıl bir gelişim gösterdiğimizi, şarkıların
parçaların nasıl oluştuğunu falan. Aynen. Bir bütün durumu bir söz konusu oldu her açıdan yani. Plağımız çıkıyor yakında. Evet, yakında plak çıkıyor arkadaşlar. Uzun süredir çalışıyoruz. Evet. Yani çalışıyoruz dedim, hani peşinden koşuyoruz. Yakında bir plak çıkacak. O yüzden çok heyecanlıyız. Bütün ekibe teşekkürler bu arada. Evet, çok diğer teşekkürler. Diğer tarz. Son bir tane daha mı? Bunu. Ya ben onu şey yaptım. 3 kişiyiz ya. İdnoğlu. Şimdi sert olan müzik mi yoksa anlattığınız hikayeler mi? Kıps. Ben bilemedim. Ya, hikayeler tabii ki canım. Tabii. Sert olan müzik. Böyle sert, yumuşak öyle kavramlarla hani... Hatta ikinci albümü belki... Tam tersi bir şey yapabiliriz yani. Dolayısıyla anlattığımız hikayeler yani. Evet ama hani algı için tabii ki gitar, davul, bas ve yani yüklü bir sound olan şey sert gibi algılanıyor. Aslında bizim yani kişisel olarak atıyorum kendi adıma konuştum. Mesela albümde gitar sound çok sert bir gitar sound değil. Evet. Ama tabii ki tavır olarak o sert olarak hani yani, müziğin tarzı öyle bir şey hissettiriyor. Neydi? Dinamikleri sert. Yani sert, yumuşak ya da işte sessizlik bilmem ne. Onların hepsi bir hikaye anlatıyor ve hepsi bir şey yönlendiriyor. Aslında ilk planladığımızda belki, atıyorum kendi adıma konuşayım, kafamızda daha şuraya daha acaba daha yüksek bir sound mu düşünsek dediğimiz her şeyi daha minimal duruma çektiğimiz bir sürü şarkılar oldu. Dolayısıyla işte... Organik bir müzik sonuçta, devamlı değişime ve gelişime açık bir müzik. Yani bu tamam dediğimiz bir şey, eğer iki hafta sonra başka bir şeye dönüşebiliyor. Yani. Eğer bu sound sertse, ondan sonra sert olacak diye bir şey yok. Ya da daha sert olmayacak diye bir şey yok. Aynen öyle.